Söz Milletin programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün İstanbul'da artış gösteren koronavirüs vakalarını masaya yatıracağız. Bu bağlamda özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın almış olduğu yeni tedbirleri vatandaşlara soracağız. Örneğin toplu taşıma araçlarında getirilen ek seferler mevcut yoğunluğu alabilecek mi? Peki bunun dışında vatandaşlar mevcut yükselişe rağmen yeni tedbirler bekliyor mu? Ve son olarak da sokağa çıkma yasakları geri gelebilir mi? İşte bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları ürkütücü bir seviyeye ulaştı. Siz neler söylersiniz? Ne söyleyebilirim ki, malum halimiz belli. Korunmak için neler yapıyorsunuz mesela? Vallahi maske takmaya çalışıyorum. Çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Şu an dişçiye geldiğim için hemen eve gitmek istiyorum. Herkes duyarlı olsaydı zaten bu hale düşmezdi, vakalar bu kadar çok yükselmezdi diye düşünüyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca toplu taşıma araçlarında ek seferler konulduğunu ifade etti. Sizce fayda sağlar mı bu? Tabii ki çok güzel sağlayacak. Bakanımıza çok teşekkürler ediyoruz çalışmalarından dolayı. Çok memnunuz. Başarılar diliyorum onlara. Peki efendim özellikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulundu. Bu çağrılara sizce yanıt verir mi Türk halkı? Özellikle mesela kronik hastalık olanları var. Bu hastalar çıkmasa belki biraz daha fayda sağlar diye düşünülmüş. Zorunlu olmadıkça çıkmayın diyor. İnşallah insanlar duyarlı olur ve bunu dikkate alırlar diye düşünüyorum. Bilemeyeceğim. Peki sağlık çalışanlarının da izinleri kaldırıldı. Yıllık evet. İstifa da edemeyecekler. Benim gelinim istifa etmişti dün. Öyle mi? Hemşire mi? Evet ama maalesef istifası kabul edilmedi. Onun sınavı vardı o yüzden. Yani tabii sıkıntılı bir süreç ama inşallah düzelir. İnşallah aşarız bunları. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları ürkütücü bir seviyeye geldi. Neler söylersiniz? Vallahi dikkatli olmamız gerekiyor. Temiz olmamız gerekiyor. Yeterli mi sizce? Yeterli değil ama mecbur uzak duracağız. Mesafe kuracağız. Kimseye kabul etmeyeceğiz. Kimseye gitmeyeceğiz. Peki Sayın Bakanımız Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Özellikle toplu ulaşımda ek seferler konulacak. Sizce fayda sağlar mı? İnşallah olur. Keşke yapsa. Siz kullanıyor musunuz toplu taşımayı? Yok. Kullanmıyorum. Yakın gidip geliyorum yani. Tamam, teşekkürler. Peki sağ olun, kolay gelsin. Biliyorsunuz koronavirüs İstanbul'da aldı başını gidiyor. Evet. Vaka sayıları da zirve yapmış durumda. Neler söylersiniz bu duruma bir vatandaş olarak? Yavrucuğum ilk evvela kendimizi şey yapalım, deneyelim. Biz insan mıyız, değil miyiz? Biz insanlarda şurada görmüş olduğumuz herhangi bir köpeği gördüğümüz zaman, bir kediyi gördüğümüz zaman tekmeleyen insanlarız. Bunlar hayvanlara bakıyoruz, internetten hayvanları görüyoruz. Hayvanlar birleşiyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar. Eskiden bizim komşumuz olana biz annemiz söylerdi gidip ekmek alırdık. Kokardı bir şey götürürdük. Bunlar geçti. Şimdi koronavirüs bilmem ne bunlar bahane. Biz insanız, temizlik lazım bize. Ellerimizi temizlememiz lazım. Yüzümüzü temizlememiz lazım. Evlatlarımıza öğretmemiz lazım. Bunlar bize lazım. Mesela kolonya kültürü yok oldu aslında ama bu vesileyle tekrar gündeme geldi. Eskiden misafirliğe giderken ne güzel kolonyayla, değil mi efendim? Hepimiz yapardık. Annemiz babamız hep gelen misafirlerine kolonya verirdik. Fakat şimdi bunlar yok. Anlatabildim mi kardeşim? Bunlar yok. Peki toplu taşıma kullanıyor musunuz efendim? Nasıl? Toplu taşıma araçlarını kullanıyor musunuz? Arada bir kullanıyorum. Mesela Sayın Bakanımız geçen gün bir açıklama yaptı ve sayıların azaltılacağı, ek seferler konacağını söyledi özellikle toplu taşıma araçlarına. Ek seferler sizce birazcık rahatlatır mı ortamı? Şeker kardeşim, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kimseye şey yapmak istemiyorum. Anlatabildim mi? Fakat şurada görmüş olduğumuz tramvaylar. Her şey güzel olacak dedi. Her şey güzel olacak. Nerede bunun şeyi? Nerede? Ne yapıyor bu İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi? Ne yapıyor? Ben onu soruyorum. Her şey güzel olacak dedi. Ne oldu? Vallahi hepsinden kötü oldu. Vallahi de billahi de kötü oldu. İnönü'yü de gördüm. Hepsini gördüm. Hepsine de rey verdim. Fakat bunun gibi görmedim. Kusura bakmayın. Her şey berbat oldu diyebiliriz. Vallahi billahi şu anda bereketimiz kaçtı. Bundan evvel Erdoğan, benim hiç kimseden bir şeyim yok, beklentim yok. Hiç kimseden.
Sayın Erdoğan İstanbul'a geldi. Bundan evvel şey vardı. Burada oturuyor. Değil. Neydi o? İsmini unuttum, neydi? Topbaş mı efendim? Hayır, 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 hayır. Cumhuriyet Halk Partisi. Bir önceki dönemi biliyorsunuz. Erdoğan'dan önceki. Sözen mi? Hah, Sözen, Sayın Sözen. Sayın Sözen burada oturuyor. Evet. Söyledim kendisine. Kardeşim dedim. Nedir bu? Fakat bereketimiz kaçtı. Göllerimiz doluydu. Sözen geldi. Bulutlara bomba atıldı. Ne oldu? Vallahi billahi Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Ne göl, yağmur yağdı, ne bir şey yağdı. Bereket gitti. Vallahi billahi. Allah razı olsun Sayın Erdoğan'dan. Öpüp başımıza koyalım. Bize 100 lira zam veriyorlardı. Emekliyim ben. 100 lira zam veriyorlar. Hayır olmaz. Hayır olmaz. Nedir bu? İsminizi bağışlar mısınız efendim? İsmim Ferit Akçay. Evet değerli izleyiciler, Ferit Akçay Bey amcamız çok güzel bir konuya temas etti. Konumuz aslında pandemi ama dedi ki İstanbul bu süreçte hiçbir şey iyi gitmedi ve hiçbir şey güzel olmadı diyor. Ve gerçekten de maalesef vatandaş böyle düşünüyor ama gerçek de bu maalesef. Özellikle bu pandemi sürecinde en azından Büyükşehir Belediyesi'nden çok daha aktif ve gözle görülebilir hizmetler bekliyor idiler vatandaşlar ama maalesef 16 milyon bunu göremedi. Peki efendim yine konumuza dönelim. Yani maalesef pek bir beklentimiz yok. Buyurun. İBB'den. Evet. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca, evet, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasın dedi. Bu doğru çağrıyı nasıl bulursunuz? Vallahi çok iyi buluyorum. Allah razı olsun kendisinden. Şimdiye kadar gelip geçenlerin Sağlık Bakanlığımız bakımından Fahrettin Koca çok tam yapıyor. Hiçbir devlette, hiçbir yerde Fahrettin Koca gibi her gün televizyona çıkıp da şu kadar vefatımız var, şu kadar şey yapımız, hiç kimse de yok. Ona rağmen eleştiriyorlar efendim. Babacım bugün şuradan şöyle yürü, şuradan bir ağacı yok mesela lazım, tamam mı? Yol olacak. Kesiyorsun onu. Kestiğin zaman şurada ben şu yolumuzu yaparken, şu yolumuzu yaparken 3 tane ağaç kesildi. Ağaç katliamı var, ağaç katliamı var dediler. Burada vallahi de billahi de yaptılar bunu. Nerede? Bak ne güzel yolumuz gidiyoruz. Eski yol neredeydi, şimdi yeni yol nerede? Peki son olarak şunu soralım o zaman. Özellikle biliyorsunuz yine Sayın Bakanımız sağlık personelinin istifasını artık kabul edilmeyeceğini açıkladı. Yıllık izinleri de kalktı. Çünkü pandemi var. Evet. Sizce böyle bir karar olumlu yansır mı efendim? Ya da ne gibi etkiler olur? Vallahi yavrucuğum şimdi doktorlarımıza Allah razı olsun. Evet çok zor şey yaşıyorlar. Her yerde yaşıyorlar. Fakat istifası olmasın. Bizlere onlar lazım. Değil mi efendim? Bizlere onlar lazım. Öpüp de başımıza koyalım onları. Evet. Tamam mı? Gerçekten güzel bir söz kullandı beyefendi. Öpüp başımıza koymamız lazım. Çünkü hepimizin canı onlara emanet. Ait. Gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Evet. İnşallah istifa etmesi gereken insanlar mutlaka vardır ama yani acil durumları vardır. Evet. Ki onlara da bir kapı açık bırakıldı zaten. Çok teşekkür ederiz efendim sizlere. Çok sağ olun. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Maalesef İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları ürkütücü bir seviyeye, evet, ulaştı. Vatandaş olarak İstanbul'da yaşayan bir insan olarak neler söylersiniz? Vallahi İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak tüm vatandaşların maske takmalarını ve maske takmasını, yani bazıları ağzını kapatıyor, burnunu açıyor. Halbuki burnunda soluduğu zaman yine mikrop alıyor ve mikrop veriyor. Onun için herkesin buna riayet etmesi, dikkat etmesini istiyorum. Temiz hijyen çok önemli. Yani el hijyeni en önemlisi. Ben başka ne diyeyim? Dikkat etmesi gereken 3 kurala dikkat edildiği zaman inanın bu virüsü yenmek çok mümkün. Ama maalesef halkımızı görüyoruz. Otobüsten binerken maskesini açıyor. Otobüste inince maskesini takıyor. Ya böyle mantıksız bir şey olabilir mi ya? Sonra toplu taşımaların kesinlikle bu şekilde olmaması lazım. Yani tabiri caizse bizde derler ki Anadolu'da ya yük hayvanı gibi. Yük hayvanı gibi toplu taşıma insan alıyorlar. Yani sözde 22 kişi alacağı bir otobüsün toplu taşımasında 40 kişi 50 kişi alıyor. Haliyle ne oluyor? Yani mesafe olmuyor, olamıyor zaten. Mesafe olamayınca ne oluyor? Hastalık bulaştırma riski daha da çok oluyor. Onun için yani yetkililerden de ricamız, yani otobüs seferlerinin daha da hızlandırılması,
15 dakikaysa 5 dakikaya düşürülmesi, otobüslerin artırılması, otobüs, metrobüs, metro, yani hepsi toplu taşımanın bu şekil daha iyi olacağını düşünüyorum yani. Zaten Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ek seferler konulacağını söylemişti. Evet, evet. Bir fayda sağlar diyorsunuz. Ya, mutlaka, mutlaka. Çünkü 40 kişi alacağı yerde ne olacak? Yolcu almayınca 15 kişi, 20 kişi almak zorunda kalacak. Faydası da olacak yani. Olma. Ha, bir de şu var ya, canı sıkılan yetkili 65 yaşa takmış. Ya 65 yaşa takmasınlar. 65 yaşındaki insanlar çalışıp evini geçindiriyor. Efendim 65 yaş evde otursun. Ya evde otursun, çok güzel. Memnunum yani, ama o evde oturduğu maaşını verecek iktidar lazım bize. Ha, bunu yapamıyorsa o zaman kimseye eve çıkmaya çalışmasınlar. Onun için yani yetkililerden çok önemli rica ediyorum. Halkımıza maske takmayı öğretsinler. Yani ağzını kapatıp burnunu açıyorlar. Ya yanlış bir şey. Onun için maskesini güzel taksınlar. Mesafeyi korumaya çalışsınlar ki bakın mesafe var mı? Yok. Hijyene dikkat edilirse inanın, ben şuna inanıyorum. Bu illeti yenebileceğimize inanıyorum yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu da sorayım efendim. Mesela Sağlık Bakanımız gene açıklamıştı bunu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın diyor. Yani bunun yaşla da alakası yok. O bak mantıklı. Yani zorunlu değilsen çıkmayacaksın. Mesela ben zorunluyum, çıkmak zorundayım. Abi ben zorunlu olmasam inanın beni kimse sokakta bulamaz. Ona katılıyorum yani. Ama zorunlu olmadığı halde bakıyorsun otobüslerde, şurada, burada, her yerde hep dışarı çıkıyorlar. Bence çıkmamaları lazım yani. Ha işin yoksa ne var? Evinde otur, evinin kenarında gez, dolaş. Yani Taksim'e gidip ne yapacaksın veya Beyoğlu'na gidip ne yapacaksın? Yani İstiklal Caddesi'ne baştan aşağı yürü, git gel, ne anladın? Hiç. O zaman zorunlu değilsen dışarı çıkmayacaksın. Ben ona katılıyorum, yürekten katılıyorum yani. Peki efendim, biliyorsunuz Sağlık Bakanı şunu söyledi. Pandemi süresince bu süre boyunca sağlık çalışanları istifası kabul edilmeyecek dedi. Ve yıllık izinleri de iptal edildi. Yani bir fedakarlık yapacaklar. Bu fayda sağlar mı sizce efendim? Ya fayda sağlar tabii. Şimdi şöyle. Şu an pandemi hastalığı, yani hastaneler şu an ben biliyorum dolup taşıyor. Hekimler de izine çıkarsa, istifa ederse hastalara kim ilgilenecek? O zaman ilgilenecek birim kalmayacak. Onun için Sağlık Bakanı'nın bu şeyini takdirle karşılıyorum yani. Çok mantıklı, çok da güzel. Ve hak veriyorum yani Sağlık Bakanımıza. Teşekkürler. Evet beyefendi, gerçekten sağ olsun. Maske ve mesafe kurallarının önemine bir kez daha değinmiş oldu. Ve bir konuya değindi. Tabii zorunlu olmadıkça çıkmayalım diyor ama yaşa takıldı. Çünkü yaşta evet. 65 yaşından üstü olanlar eğer çalışmak zorundaysa onlar ne yapacak diyor. Evet. Evet, bu gerçekten evet. Önemli. Tabii devletimiz mutlaka bununla ilgili de bir yani istatistik yapacaktır. Evet. Çalışmak zorunda olan varsa devletimiz mutlaka bakar. Tabii, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ kolay olun, gelsin efendim. Vallahi yapacak bir şey yok. Bakıyoruz da çok işi pek dikkate almıyor. Önemsemiyor. Artık onlara da Allah hidayet versin. Ne diyeyim? Sağlık Bakanımız sürekli uyarıyor tabii ama asıl uyarı aslında artan sayılar. Yani bundan daha âlâ uyarı mı olur? Ne yapacağız? Maske, mesafe kurallarını dikkate alacağız. Peki efendim, Sayın Bakanımız aynı zamanda toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için ek seferler konulacağını ifade etti. Sizce bu da bir fayda sağlar mı? Fayda sağlar da biraz da bizim duyarlı olmamız lazım. Hani bir tek bakanın çabasıyla olmuyor. Herkes kendi çapında bir duyarlı olması gerekiyor. Yine de fayda sağlar tabii. Yani muhakkak sağlar. Peki efendim, Sağlık Bakanımız yine şunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının istifası kabul olmayacak pandemi sürecince. Bu süre boyunca da yıllık izinler iptal. Ya yıllık izin iptal olması bence iyi değil. Biraz dinlenmelere ihtiyacılar var onların da. Onlar da biraz dinlenmesi gerekir. Mutlaka onunla ilgili bir çalışma yapmışlardır ama şu an durumun ciddiyetini de aslında ortaya koyuyor. Yani bana göre izinden iptal olmaması lazım. Hani herkesin kendine göre bir yorgunluğu oluyor. Onu biraz telafi etmek lazım. Evet, beyefendi, sağlık çalışanlarımızın da önemine tabii ki değindi. Ama yıllık izinlerinin kaldırılması biraz daha çok yoracak düşüncesine sahip. Evet. Aslında farklı bir açıdan baktığımızda beyefendi haklı. O zaman Sağlık Bakanı'na bir mesajınız varsa efendim bu konuyla alakalı, mikrofonu size uzatalım. Bakanım, birazcık insaflı olun. Çalışanlara biraz daha bir şey
izin hakkı tanıyın. Hani yıllık izin 30 günse 15 güne indirin ama 15 günde bir tatil yapmalarını sağlayın. Evet, vatandaşlarımız sağlık çalışanlarını bakın düşünüyor. Sayın Bakan'a mesajı verdiler. Mutlaka Sayın Bakanımıza gereğini yapacaktır. Çok teşekkür ederim efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Sağ ol. Daha önce bir an önce tedbirlerin alınması gerekiyor. Özellikle çalışanlar için bunun için tedbirler alınması gerekiyor. Yani ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Mesela Sağlık Bakanımız karargahı İstanbul'a kurdu ve ilk aşamada toplu taşıma araçlarında ek seferler konuldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Doğru bir şey, ek seferler olması gerekiyordu. Yolcu kapasitesi düşürmesi gerekiyor otobüslerde, yani toplu taşımacılarda. Bu kadar yani. Peki Sayın Bakanımız aynı zamanda zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın diyor efendim. Nasıl bakarsınız bu duruma? Kalabalıktan kaçmamız gerekiyor. Kalabalıklara girmememiz gerekiyor. Toplantı falan, düğün falan olmaması gerekiyor. Yani bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Karar doğru diyorsunuz. Doğru tabii. Son olarak efendim şunu merak ediyorum. Örneğin siz yaşınız mesela atıyorum 65'in üstünde ama çalışmak zorundasınız. Sokağa çıkmak riskli. Sizce o zaman devlet bu durumda ne yapması lazım çalışmayan büyüklerimize? Madem ki 65 yaş üstü riskli grup, bunların çalışmaması gerekiyor. Devletin destek vermesi gerekiyor bunlara. Peki bir de şunu soralım mesela. Özellikle bu dönemde bu kadar vaka sayılar artmışken yeniden bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi sizce? Olması gerekiyor. Şu an o halde mi hissediyorsunuz? O haldeyiz. Çünkü ilk başlangıçtan o noktayı yakalamış durumdayız. Belki de geçmişizdir. Önceki tedbirlerde ciddi oranda bir başarı sağlanmıştı mesela. Bundan sonra o başarının olacağını pek mümkün görmüyorum. Çünkü insanlar rahatlığa alıştı artık. Tedbirlerini almıyor kendi kendine. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Tamam. Evet sevgili öğrenciler, biliyorsunuz İstanbul'da pandemi aldı başını gidiyor. Neler söylersiniz İstanbul'da yaşayan bir öğrenci olarak, birey olarak? Bir dikkat etsin, maske taksın, bir hep kolonya çantasında ya da cebinde olsun, o kadar. Toplu taşıma araçlarını kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. En çok hangisini? Metro. Sağlık Bakanımız açıklama yaptı, ek seferler konulacak. Tamam. Sizce fayda sağlar mı? Bilmem, bilmiyorum. Yani mesela otobüs bekliyorsun, 10 dakikada değil de 5 dakikada bir geliyor. Evet, sağlar bence. Evet. Tamam, teşekkür. Teşekkürler. Sağ olun. Vallahi hepimiz tedirginiz. Nasıl yapacağız? Görüyorsunuz yani bak. Bazıları da takmadan yürüyor. Yani hepimize yazıktır daha doğrusu. Ne diyeyim ki? Denilecek bir şey yok belli yani. Teşekkür ederim. Peki şunu sorayım. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca toplu taşıma araçlarına ek seferler getirdi efendim. Sizce bir nebze fayda olur mu? Hiç olmazsa faydası var. Ne düşünürsen düşün faydası var kardeşim. Diye olmazsa hiç. Mesela sağlık çalışanlarının da istifa dilekçeleri kabul edilmeyecek. Yıllık izinleri de iptal. O normal, çünkü millet hastayken onlar istifa ederse o zaman hastalara kim bakacak? Teşekkür ederim. Vallahi burada en büyük sorumluluk bize düşüyor. Sorumluluk sahibi biziz. Buradaki mesafelerimizi koruyacağız. Belli yani yapacağımız şey. Mesafeyi koru. Sağlığına dikkat et. Temizliğini koru. Temizliğini yap. Bu kadar yani. Bunun başka bir şey yok. Mesela toplu taşıma araçlı. Tabii. Bir de toplu taşıma araçlarına ek seferler konuluyor. Fayda sağlar mı sizce? Ben onu anlamıyorum. Şimdi otobüsleri, mesela otobüslere bakıyorum, hepsi tıka basa yani şeylerin. Minibüslere ceza kesiyorlar. Yani burada bir hani bir dengesizlik var. Yani ya yapıyorsa tramvaylara da, metroya da hepsine yapın. Ya da hani yapmıyorsanız hepsi bırakın gitsin yani o zaman. Ya da toplu hepsine birden bir kural koyarsınız, hepsi uyar yani bu kurala. Şu an mesela metro, metrobüs ve tramvaylarda ek seferler konulacak. Öyle bir açıklama geldi. Ek sefer onların sayıyı azaltmak için mi? Sayı sefer sayısı daha çok olacak. Mesela 5 otobüs varsa 6 otobüs, 7 otobüs çıkacak yola. Ya İstanbul'un insanı çok. Vallahi burada öyle ufak tefek önlemler zannetmiyorum hani bir çare olsun. İstanbul'da bence insan fazlalığı var. Bir de çok hani dışarıdan bir şey aldık. Biz millet aldık biz buraya. Onun için sıkıntımız var yani. Çok kalabalığız. Sayın Bakan bir de şu çağrıyı yaptı. Zorunlu olmadıkça çıkmayın diyor efendim. Ben mecburum, çıkıyorum, çalışıyorum. Ben şimdi bunu mecbur. Burada derse çıkıyorum. Ya işim var, işim burada. Çalışmayayım ben şimdi, ne yiyeyim evde? Ne yapayım? Oturayım.
Ya bana hani bir şey verecek mi ya da halka bir şey verecek mi yani, vermeyecek. Yani zorunlu olmadıkça diyor zaten. Mecburuz, ben zorunluyum yani. Ha ne olur yaşı emekli olanlar mesela 60'ın üstündeki 65'in üstündeki çıkmaz. Oturur evinde. Onlar bile çıkıyor mesela, şimdi kış dönemi geldi. Bütün o Anadolu'daki adamların hepsi geldi, insanların hepsi geldi buraya İstanbul'a. Yani göç ettiler. Kalabalık yani, bayağı bir kalabalık. Sıkıntılı bir de, yani. İşten dönemeyenler var. Mesela Sağlık Bakanımız dedi ki pandemi süresince sağlık çalışanlarının tüm yıllık izinleri iptal oldu. Aynı zamanda istifa tabii. İstifa etmeleri de kabul edilmeyecek bir süre. Evet. Ya bu tabii o ya o kendisi şeyin içindeki verdiği karar, ona saygı duymak lazım. Tabii o da haliyle mümkün olduğunca personel sayısını çoğaltmak istiyor herhalde. Hani çok vatandaşa yardımcı olsun diye. O da bir doğru karar olabilir kendince tabii ki. Haklı. Bu kadar böyle radikal kararların alınması aslında pandemideki ciddi yükselişin de göstergesi değil mi? Ya biz aslında ilk başta iyiydik. Hani hem vatandaşlı olarak daha tedbirliydik. Sayı da hani iyiydi, artmıyordu. Şimdi biraz elden bıraktı herkes yani. Hani dedim ya demin, sosyal mesafeyi de bırakıyoruz hani artık. Bazıları maske de takmıyor. Hani bunlara uysalar da yine sağlığına dikkat etmiyor çoğu. Yani herkes iç içe, bakın şuraya. Yani herkes yan yana geziyor. Ya bu sıkıntı. Bizim kendimiz dikkat etmemiz gerekiyor yani buna. Peki son olarak vatandaşlarımız bu artan vaka sayıları karşısında ya da şöyle sorayım. Sizce sokağa çıkma yasağı gelir mi? Durum ona doğru mu gidiyor? Valla kışın kalabalık olursa tabii ona yine Sayın Cumhurbaşkanı karar verir veya işte milletvekilleri karar verir, ama bence olabilir muhtemelen. Çok sayı çoğalırsa. Bir de aşı falan da bulunacak diyorlar ama bilmiyorum yani. Belki biraz daha hastalığa dair bir şeyler adım atılırsa önlem alınmaz, ama eğer olmazsa muhtemelen olacaktır. Evet, vatandaşlarımız tabii konuyu değerlendiriyorlar. Umudumuz aşı diyorlar. Evet, inşallah bu aşı müjdesi bizden gelecek Allah'ın izniyle. Öyle diyelim, inşallah diyelim. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Sağ olun, kolay gelsin. İstanbul'da koronavirüs vakaları artışa geçti. Neler söylersiniz? Ya yapacak bir şey yok, bu milleti durduramazsınız. Yani mümkünü yok. Ha, gene bireysel önlem, başka yapacağımız bir şey yok. Maske, mesafe, hijyen. Ha, bunu, bu bir artık grip oldu. Bunu kabullenecek. Sağlık Bakanımız İstanbul'a karargah kurdu. Sayıların minimize edilmesi için uğraşıyor. Abi, ne yapabiliriz? Görüyorsunuz. Yani, mesela ilk etapta ulaşımı ele aldılar. Ek seferler konulacak. Sizce fayda sağlar mı? Vallahi ne derece sağlar sanmıyorum yani bu. En azından 65 yaş üzeri. Belli çalışmayanlara bir kısıtlama gelebilir ama yani onlara da yazık. Yani yazık, hayat devam ediyor. Kısıtlama gelmedi ama şöyle dedi Sayın Bakan. Zorunlu olmadıkça çıkmayın uyarısı yaptı. Ya vatandaş evde, yani evde de sorun. Bugün ben Bağcılar'da oturuyorum, burada çalışıyorum. Evde bakıyorum insanlar, ben sağlık ocağına gittim. Uyuz diye bir hastalık türedi yani. Millette bir kaşıntı var, evde kala kala bir sorun. Yani evde biz, kalmak da problem değil. Problem yani. Bir, ya İstanbul'da şu sorun var yani, bunu kabullenelim. Yani belli yaşlıların, beyaz yakalı dediğimiz bir kesimi, ha bugün Ataköy'de rahat edebilirsin. Ama bir Bağcılar'da yaşlılar nereye çıkacak? Tabii Ataköy'deki yaşlılara bakıyorum, ha ben burada çalışıyorum. Bunlara kısıtlama getirebilirsin çünkü parkı var, bahçesi var, şeyi var, ama İstanbul bir Bağcılar'da bir yaşlı bunun önüne geçemezsin ve çalışan kesim bu kısmı. E5'in üst tarafında insanlar çalışıyor. Beyaz yakalılara belli bir imkanı var. Peki sizce bu gidişat sokağa çıkma yasağını getirir mi beraberinde? Biz şimdi şey yani hastanelerimiz buna yetersiz kalıyorsa mecbur onu kontrol edecek bir yasak getirir. Ha, yeterliyse bu bir artık grip. Yani bunu kontrol altına almak durumundayız. Ha, önüne geçemeyiz. Çok teşekkürler efendim. Hadi iyi günler. Evet, evet değerli izleyiciler. Bugün İstanbul'da özellikle yeniden pik seviyesine ulaşan pandemiyi ele aldık. Vatandaşlarımız alınan tedbirleri değerlendirmiş oldu. Özellikle Sayın Bakanımızın toplu taşıma araçlarındaki ek seferleri olumlu buluyor. Tabii bundan sonra nasıl bir uygulamaya gidilecek onu da ileriki günlerde mutlaka göreceğiz. Ancak İstanbullular bu artışla beraber yeni bir sokağa çıkma yasağının da gelebileceğini düşünüyor. Ne diyelim, hayırlısı olsun her şeyin. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.